Merhaba değerli öğrencilerim. Konunun devamında 4 tane test mevcut. Arkadaşlar 4 test deyince gözünüz korkmasın. 30 soru bile yok. Hepsini tek video içinde çözüp geçeceğiz. Sen bu kaynağa nereden ulaşabilirsin? Eğer incelemek istiyorsan açıklamalar kısmına linkini bıraktım. PDF'leri tek tek görebilirsiniz. Ben de oradan alıp çözüyorum arkadaşlar. Evet, test 4'ün ilk sorusunu inceleyelim. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Karmaşık sayılarda dördün katlarına dikkat edecektik. İ'nin üzerinde dördün katı olan bir kuvvet varsa o neydi? 1'e eşitti. Şimdi dikkat edelim. Kuvvet burada 18. 18'in 4 ile bölümünden kalan 2'dir. Yani sana diyor ki bu bir i karedir. Bu da neydi? Eksi 1'dir arkadaşlar. Bakın i'nin kuvveti 16. 4'ün katı olduğu için 4 ile bölümden kalan 0'dır. Yani i üzeri 0 vardır orada. i üzeri 0 da 1'dir. Konu anlatımda bunlardan çokça bahsettik. Eksi 4 diyeceğiz. İ, i üzeri 16 1 ise önünde eksi 4 var. Eksi 4 olacak. Şimdi 21'e bakıyorum. 21'in 4 ile bölümden kalan 1'dir. Yani sana diyor ki i üzeri 1 var orada. E, artı 3 var bir de ne olacak? 3 i. Kısacası eksi 5 artı 3 i olacak arkadaşlar. Anlatırken uzun sürüyor. Bakalım. Öncelikle eksi 32'nin ne olduğunu biliyoruz. Eksi 2'nin 5. kuvveti. Şimdi tek dereceli kuvvetlerde bunlar birbirini götürür. Direkt eksi 2 olarak çıkartabilirsin. Eksi 27 eksi 3'ün küpüdür. Küpler birbirini götürür. Eksi 3 olarak çıkar. Tabi çarpı dikkat edelim çarpım durumunda arkadaşlar şunu da şöyle yazabiliriz eksi 1 çarpı 25'in karekökü kökü eksi 1 de i kare idi bu da 5'in karesiydi i kare i olarak çıkar 5'in karesi de 5 olarak çıkar kısacası 5 i'dir buradan ne anlıyoruz arkadaşlar çarptığımızda 30 i'ye ulaşıyoruz işte cevabımız Px vermiş. P1 eksi ifadesinin değeri nedir? Eğer çarpanları ayırmada açını biliyorsan çok kolay bir şekilde ulaşırsın. Bak şimdi eksi artı eksi buna eksi 1 dersek eşitliğin bozulmaması için bir de artı 1 ekleyelim arkadaşlar. Şurada gördüğün ifade x eksi 1'in küpüdür. Artı 1. Bu da neye eşitmiş? Px'e. Şimdi x yerine 1 eksi i yazacağız arkadaşlar. 1 eksi 1 eksi i yazdığımızda 1 eksi i eksi 1'in küpü artı 1 olacak. Bunlar gitti. Eksi i'nin küpü oldu bak. Eksi i'nin küpü tabi parantezi unutmayalım. Artı 1. Arkadaşlar i küp neydi? i kare ile i'nin çarpımı değil midir? i kare eksi 1 çarpı i'den eksi i'dir. Önünde de eksi oluyor. Eksinin küpü eksi olacağından arkadaşlar. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Kısacası i artı 1'i verecektir. İşte cevap. Ee, dediğim gibi konu anlatımda i üzeri 0, i üzeri 1, i üzeri 2, i üzeri 3'ün sonuçlarını yazmıştık. Şöyle hemencik bir aydınlanma yaşayalım arkadaşlar. i üzeri 0, 1'dir. i üzeri 1, i. i kare eksi 1, i küp eksi i. Hatta üzeri 4 yazalım. 1'dir. 0 nereden çıktı? i üzeri 4 1'dir. Sen bunları böyle bilirsen sorularda çok kolay bir şekilde gidersin. Kuvveti 4 ile bölünenleri i üzeri 0 alacaksın. Kuvveti 4 ile bölümden kalan 1 olan i üzeri 1. Kalan 2 ise 2. Kalan 3 ise 3 şeklinde gideceksin. Bu kadar kolay. Evet arkadaşlar hemen şuradaki ifadeyi inceleyelim. Şimdi dikkat ettiyseniz Burada eksi 12 ile eksi 3 ifadesi var. Hatta burada da eksi 48 ile eksi 27 ifadeleri var. Ne yapacağız? Bak şimdi şu ifadeyi önce parantez içine bakalım. Kök eksi 3'ler ortak. Çarpı eksi 12 olması için kök 4 ile çarpmam lazım. Eksi kök içinde eksi 3 olması için 1 ile çarpmam lazım. Bize bunun karesini al demiş. Artı. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Burada 9 çarpı 3'tür. Bunu da 6 kere 8 olarak yazabiliriz. Kısacası eksi kök 3 ifadesinin ortak olduğuna dikkat edin. Eksi kök 3, eksi 3, kök içinde eksi 3 diyelim yanlış konuşmayalım. Burada eksi kök içinde eksi 48'e ulaşabilmek için 16 ile çarpmam lazım. Kök içinde eksi 27'ye ulaşabilmem için kök 9 da çarpmam lazım. Bunun da karesi diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi kök 4 2'dir. 2 eksi 1'den 1 gelir. Burada ne oldu? Kök içinde eksi 3'ün karesi oldu. Artı. Burada kök 16 4'tür. Kök 9 da 3'tür. 4 eksi 3'ten 1 geldi. Yine arkadaşlar kök içinde eksi 3'ün karesine ulaşmış olduk. E, bu da nedir arkadaşlar? Eksi 3'tür. Şunlar gider. Burada da eksi 3 olur. Cevap eksi 6 olacaktır. Yani ortak parantezi alırsak işleme daha kolay gidebiliriz arkadaşlar. Evet burada bitmiş. Hemen yan tarafa bakalım. Karmaşık sayısının sanal kısmı nedir demiş. Yani i'nin katsayısını alacağız. Hemen dağıtalım arkadaşlar. Eksi 6, 3 i artı 4 i artı 2 i kare. Zaten i kare eksi 2'dir. Gitti. Bizim onunla işimiz yok. Sanal kısım burada i'dir. Yani katsayısı 1'dir. Köklerinden, köklerinin kompleks sayılar kümesindeki köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Gel bunu delta'dan yapalım delta eşittir b kare eksi 4 ac b dediğimiz eksi 6 eksi 6'nın karesi 36 a dediğimiz 1 c dediğimiz 13 buradan 36 eksi 52'den kaç geliyor eksi 16 arkadaşlar kök delta nedir hemen şöyle yazalım eksi 1'i i kare şeklinde 16'yı da 4'ün karesi şeklinde yazarsak kök delta 4 i'ye eşit o zaman buradaki köklerinden birini yazalım arkadaşlar b'miz eksi 6 burada da eksi var 6 olur kök delta da 4i idi Böyle ağımızda 1, 2 çarpı 1'den. Şimdi bunları sadeleştirdiğimde kökün biri 3 eksi 2. Peki diğeri ne olur arkadaşlar? Diğeri de 3 artı 2 olur. Konu anlatımda bahsetmiştim. Diğeri de onun eşleniği oluyor. Evet burada B cevabı mevcut. x kare eksi 2 x artı 4 eşittir 0 denklemi ile ilgili ifadelerden hangisi de hangileri doğrudur demiş. Şimdi bak iki farklı sanal kökü vardır. Şöyle düşünebilirsin. Delta'ya baktın ya. Eksi 2'nin karesi yani b kare eksi 4 artı. Eksi 2'nin karesi eksi 4, 1, 4. C'de 4. Buradan 4 eksi 16'dan eksi 12 buluyoruz. Delta sıfırdan küçük olduğu için reel sayılarda çözüm kümesi yoktur. E buradaki denklem ikinci dereceden denklem. Reel sayılarda çözüm kümesi yok ama kompleks sayılarda 2 tane çözüm kümesi olacaktır. İşte bitti. Daha doğrusu iki tane e, x1, x2 olacaktır. Çözüm kümesi vardır. Yani iki tane sanal kökü olacaktır. Sanal köklerinden biri 1 bir eksi kök 3 i. O zaman diğeri ne olmalı arkadaşlar buradaki ifadeye göre? 1 artı kök 3 i olmalı. Şimdi bu kökleri toplarsak bakın kökün biri bu kökün diğeri de bu. Topladığımızda 2'ye mi eşit arkadaşlar? 2. Peki burada kökler toplamı nedir? Eksi b bölü a'dan eksi eksi 2 bölü 1'den 2. Demek ki bu da doğruymuş arkadaşlar. Köklerini, kökleri birbirinin eşleniği az önce söylemiştim. Sanal köklere bakıyorsak biri diğerinin eşleniği olacaktı. 1 2 3 doğrudur arkadaşlar. Toplamları 8 ve çarpımları 25 olan iki sayıdan biri aşağıdakilerden hangisidir? Bak şimdi. Böyle vermiş. Şöyle bir şey düşünün. Ee, iki sayıdan biri diyor. Biri 4 artı 3 ise diğeri ne olması lazım? Diğeri de 4 eksi 3 olması lazım. E topladığımızda bunlar gidecek 8 olacak. Çarptığımızda da bakın 4 artı 3 i çarpı 4 eksi 3 i. Birincinin karesi eksi. ikincinin karesi yani 4'ün karesi eksi 3 i'nin karesinden 9 i kare. i e kare de eksi 1'dir. Buradan 25 buluruz. Saldı mı saldı mı? mı? Tamam ben 5 şıkkını gördüm öyle yaptım. Sen şöyle yapabilirsin. Baktığın karmaşık sayılarla ilgili e, bilgiler var şıklarda. Hani ne demiştim? Biri A artı B ise diğeri de A eksi B yani birbirinin eşleniği durumunda. Kökler toplamı 8 olacaksa önce reel kısımlarına bak. Bunu böyle eşleniğinin yanına yaz. Pardon 3 iler birbirini götürecek 2 2 daha 4 sil gitsin. Bunun da eşleniğini yazacak olursak eksi 4 artı 3 iden bunlar gidecek eksi 8 olacak sil gitsin. 3 artı 4 iden pardon 4 iler gidecek 3 artı 3'ten 6 olacak gitti. Bunun eşleniğini yanına yaz. 6 gitti. Yani verildi, veri, olabilecek diyelim. Olabilecek tek cevap budur arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim diğer testimize. Denkleminin kökleri x1 x2'dir. Çarpımın eşiti kaçtır demiş. Hemen bunu dağıtalım arkadaşlar. 9 x1 x2 eksi 3 x1 eksi 3 x2 artı 1. Tekrar yazalım. 9 x1 x2 eksi 3 parantezinde x1 artı x2 artı 1 oldu. Arkadaşlar burada kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 3 bölü 2 değil midir? Kökler toplamı da eksi b bölü a'dan 1 bölü 2 değil midir? Yerine yazacağız. Çarpımı eksi 3 bölü 2, eksi 3 toplamı da 1 bölü 2. Buradan eksi 27 bölü 2, eksi 3 bölü 2 artı 1'den. Bak eksi 30 bölü 2, eksi 15 geldi. Eksi 15 artı 1'den eksi 14 geldi. İşaretle gitsin. Hani işlem kısımlarını hızlı geçiyorum. Burada önemli olan konuyu öğrenmek. Konuyu öğrendiysen zaten sen de çok kolay bir şekilde yaparsın. Arkadaşlar burayı inceleyelim. Bak x1'lerin hepsi, hepsinde x1 var. Öyle diyelim önce. Hepsinde x1 var. Ve en az kuvvet olan da 1'dir. O zaman ne yapacağız? x1 parantezini alacağız. Bitti mi? Bitmedi. Şöyle yapalım x2 en az kuvveti sahip olan ne? x2'nin karısı, x2'nin küpü. İşte buradadır arkadaşlar. Demek ki x1, x2 parantezini alacağım. x1'in küpü olması için x1'in karesi diyeceğim. 2x1'in karesi, x2'nin karesi olması için 2 çarpı x1, x2 diyeceğiz. Bitti mi? Bitmedi tabii. Şöyle artı. x1 çarpı x2 değil dediğimizde x2'nin karesi olacak. Şimdi sevgili arkadaşlar tekrar yazalım. x1 çarpı x2 çarpı. E buradaki ifade de zaten x1 artı x2'nin karesi değil midir? Öyle değil mi? Peki burada kökler toplamı eksi b bölü a'dan 2 bölü 3'tür. x1 çarpı x2 kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 1 bölü 3 değil midir? Yerine yazacağız artık. Kökler çarpımı eksi 1 bölü 3 toplamı da 2 bölü 3'ün karesi. Eksi 1 bölü 3 4 bölü 9 eksi 4 bölü 27 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar arada yaramazlarımın sesini duyabilirsiniz. Zaten takipçilerim bu sese bence alıştı. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Deklinin kökleri arasında bağıntısı varsa m'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Demiş arkadaşlar şimdi ifadeyi gördük değil mi? İsterseniz payda eşitleyip gidebilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. 1 bölü x1, 1 bölü x2'nin karesi neydi? 1 bölü x 1'in karesi 2 bölü x 1 çarpı x 2 1 bölü x 2'nin karesi aslında direkt yazacaktım ama bunu apaçık yazalım dedim şu ifadenin sonucunu vermiş 1 bölü x 1'in karesi artı 1 bölü x 2'nin karesi 5 bölü 4'e eşitmiş o da 1 bölü x 1 artı 1 bölü x 2'nin karesi eksi 2 bölü x 1 çarpı x 2 arkadaşlar bunun sonucu zaten eksi b bölü c değil midir Şimdi buraya bakın a1 b eksi m c de m eksi 1 eksi b bölü c budur yani m bölü m eksi 1'dir. E bunun da karesini alacağız arkadaşlar m bölü m eksi 1'in karesi eksi 2 bölü kökler çarpımı c bölü a'dır m eksi 1'i verir eşittir 5 bölü 4'tür. Burada payda eşitleyebiliriz. Hatta şunu şöyle yazalım ki daha kolay görelim. M kare M eksi 1'in karesi olmuş olsun. Paydamızı eşitleyelim arkadaşlar. M kare eksi 2 ile çarpacağız. Eksi 2 M eksi 2 çarpı eksi 1'den artı 2. M eksi 1'in karesi eşittir 5 bölü 4. Aslında M eksi 1'in karesini de açalım arkadaşlar. M kare eksi 2 M artı 1 işler dışlar çarpımından. 4m kare eksi 8m artı 8. 5m kare eksi 10m artı 5. Bunu bu tarafa alırsak m kare olur. Yine bunu da bu tarafa alırsak eksi 2m olur. Bunu bu tarafa alırsak eksi 3 olur. Şimdi bundan sonra kökleri bulmana gerek var mı? Yok. Karşına yine ikinci dereceden bir reklam çıktı. Sana m'nin alacağı değerler toplamını soruyor. Yani kökler toplamını eksi b bölü a'dan b'miz eksi 2 a'mız 1 cevap 2 olacaktır. Denklimin kökler toplamı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ee, burada şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bak aslında bu nedir? 2 bölü x'e 1 bölü x olarak ayrılır değil mi? Hatta bunu aşağı yazalım ki. Ha, payda da eşitleyebilirsin. Hiç sıkıntı değil. Ama burada direkt yapabilirsiniz. Onu göstermek istiyorum. 2 x'i 1 bölü x çarptığında 2 bölü x kareyi verir. Burada da 1 1 diyelim. Bakın 2 bölü x ile 1 bölü x'i toplarsak 3 bölü x olur. Ama bize eksi 1 bölü x olmasını söylemiş. O zaman 2 x'i eksi 1 ile çarpalım. Bu da artı olsun ki eksi 2 bölü x artı 1 bölü eksi 1 bölü x'e ulaşalım. Şimdi bu ifadeleri yan yana yazalım arkadaşlar eşittir 0. Yine ayrı ayrı 0'ı eşitleyeceğim. 2 bölü x artı 1 eşittir 0'dan x'imiz eksi 2. 1 bölü x eşi, eksi 1 eşittir 0'dan x'imiz 1 olur. Eksi 2 ile 1'in toplamı bize eksi 1'i verir arkadaşlar. Evet burada da böyle bulduk. Peki başka ne yapılabilir? Hani harf verip benzetiyorduk ya. Bak burada 1 bölü x'e k de Burada 1 bir, bir x kare ne olacak? K kare olacak. eksi k eksi 1. Buradan k'yı bulup bu eşitlikten de gidebilirsin. Tercih tamamen sana ait. Birden fazla yol olabiliyor arkadaşlar. Şimdi 5'e bakalım gençler. Denklemin köklerinden biri eksi 1 olduğuna göre diğeri kaçtır? Ya köklerinden birini veriyorsa denklemde yerine yaz denklemi sağlar. Yazdığında denklemi sağlar. Oradan m'ye ulaşabiliriz aslında. O zaman yazalım eksi 1. 2 çarpı eksi 1'in karesi eksi m eksi 1 artı 2 m artı 1 eşittir 0. Buradan 2 geldi. Buradan artı m 2 m daha 3 m. Arkadaşlar m eksi 1 geldi. m eksi 1 ise yerine yaz 2 x kare eksi, eksi 1 demiştik artı x oldu. Eksi 1 demiştik eksi 1 eşittir 0. Kökler toplamından gidebilirsin ya da kökler çarpımından hiç fark etmez. Bak şimdi köklerin çarpımı c bölü a değil midir arkadaşlar? E köklerden biri eksi 1 ise nedir diğeri? 1 bölü 2'dir kendiliğinden geliyor. Toplamından da gidebilirsin ama çarpım daha kolay oldu. Denkleminin köklerin aritmetik ortalaması 2 olduğuna göre geometrik ortalaması kaçtır? Yani sana diyor ki ikinci dereceden bir denklem ya iki tane bunun kökü var. Kök sayısı 2 olduğu için toplamını 2'ye bölersek aritmetik ortalamasını buluruz. O da 2'dir. Kökler toplamı burada 4'müş arkadaşlar. Yani eksi b bölü a 4'müş. b nedir burada? Eksi m'dir. Önünde de eksi var. m oldu. a da 1. Sonuç m yani 4'e eşitmiş. m'nin 4 olduğunu bulduk. Yerine yazalım. 4 kere 2 8 4 çıkardığımızda artı 4 olur arkadaşlar. E, geometrik ortalaması için 2 tane kökümüz var. Onun kare kökünü alıyorduk. Kökler çarpımı C bölü A'dan 4'tür. Kök 4 de bize 2'yi verir arkadaşlar. Denkleminin simetrik 2 kökü varsa M nedir? Yani çok uğraşmaya gerek var mı gençler? Simetrik 2 kökü varsa Hatırlarsanız kökler toplamına 0 demiştik. Hatta simetrik iki kökü varsa bir kökü x1 ise diğeri de eksi x1'dir. Topladığında bu kökleri 0 bulursun. E arkadaşlar kökler toplamı eksi b1a değil miydi? b0 olsun ki bu kökler toplamı 0 olsun. E B dediğimiz eksi kat, kat sayısı 0 olacaksa eksi 2m0'dan m0'dır. Aslında çok uzattım. Direkt 0 işaretlememiz gerekirdi. Buradaki soruya bakalım. Denkleminin x1 artı x2 kökleri arasında böyle bir bağıntı var. Dikkat et x1 x2 olarak vermiş. O zaman kökler toplamından gidilebilir. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 6 bölü 3 2 olur arkadaşlar. Diğeri de 3 x1 eksi x2 6. Şimdi bu ikisini topladığımda zaten x 2'ler gidecek. 4 x1 eşittir 8 x1 2'dir. Sana M kaçtır diyor. Bir tane buldun ya git bunun yerine yaz. X yerine 2 yazarsan 2'nin karesi 4. 4 bölü 3 12. 2 yazdığımızda eksi 12. M eksi 1 eşittir. Sıfırdan M'yi 1 buluruz arkadaşlar. Evet. Başka ne yapılabilirdi? X 2'yi de bulabilirdin. X 1 ile X 2'nin çarpımı kökler çarpımını verir. M eksi 1 bölü 3 yani C bölü A'dan oradan da M'ye ulaşabilirdin. Tercih senin. Birden fazla yolu var tabii ki. Evet arkadaşlar buradaki soruya bakalım. Denkleminin kökleri arasında M'ye bağlı olmayan bir bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Yani X1 ile X2 arasındaki bağıntıyı soruyor. Arkadaşlar kökler toplamını yazalım. Kökler toplamı eksi B bölü A'dan 3 M'dir. Kökler çarpımı ise C bölü A'dır. Yani M 2'dir. M'den kurtulmak istediğimiz için bu ifadeyi eksi 3 ile genişletelim. O zaman X1 artı X2 Eksi 3 x 1 çarpı x 2. Bak 3 m buradan da x 3 m'ye geliyor birbirini götürüyor. Ve x 3 ile x 2'yi çarptığımda 6 geliyor. İşte ifademiz arkadaşlar şıklarda bu mevcut. Gelelim bu soruya arkadaşlar. Denklemlerin birer kökleri ortak olduğuna göre m'nin alabileceği denler toplamı kaçtır? Yani köklerden bu birini bulacağız. Ortak kökünü. İstersen ortak kökleri k olsun. Bu şekilde çöz. K yerine hiçbir şey vermeden de yapabilirsin. Burada amacımız x kareleri götürmek olacak arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Yerine k yazarsan k kare eksi 2 k artı m eksi 1 eşittir 0. Burada k yerine yazarsan k kare eksi k artı 2 m artı 1 eşittir 0 gelecek. Yani bu da eklemlerin k'lı halleri gelecek. O yüzden tekrar yazmayalım dedim arkadaşlar. Aşağıdaki ifadeyi eksiyle genişletelim. x kare eksi x kare 0 olur. Eksi 2x artı x'ten eksi x olur. M eksi 2m'den eksi m olur. Eksi 1, eksi 1 daha eksi 2 olur. Eşittir 0'dan x'imiz eksi m eksi 2 gelecek arkadaşlar. Bitti mi? Bitmedi. Ne yapacağız? Gideceğiz x'i yerine yazacağız. Herhangi bir deklemde yazabilirsin. Eksi m eksi 2'nin karesi, eksi 2 çarpı eksi m eksi 2 artı m eksi 1 eşittir 0. Şimdi burayı açacağız tabii ki. Eksi m'nin karesi m kare. Artı 4m artı 4. Bunu da atalım. Artı 2m artı 4. M eksi 1. Buradan m kare. 4m 6m 7m. Oldu. 8 1 daha. 8'den 1 çıkardığımızda artı 7 oldu. Daha fazla devam etmemize gerek yok. Kökler toplamını sormuş yani m'nin alacağı değerler toplamı buradaki kökler toplamından gideceğiz. m1 artı m2 eksi b bölü a'dan eksi 7 olacak işte bu kadar. m 4ten farklı olmak üzere <laughs> x kare artı 4 x artı m eşittir 0. x kare artı m x artı 4 denkleminin birer kökleri ortaktır. İlk denklemin ortak olmayan kökü nedir? Yani buradaki diğer kökü soruyor bize arkadaşlar. Şimdi bu ifadeleri şöyle yazalım. Ortak kökleri x olsun. Hani k diyoruz ya x de gitsin. x kare artı 4x artı m. Ben bunları bir alt alta yazmak istiyorum. x kare mx artı 4 eşittir 0. x kareleri bir götürelim arkadaşlar. Dolayısıyla bir tanesini eksiyle genişlet. x kareler gitti. 4x eksi mx'den x parantezinde 4 eksi m oldu. m eksi 4 geldi. Bu m eksi 4'ü bu tarafa alırsak 4 eksi geldi sadeleştir. X'imiz 1 oldu. Ortak kökü 1'miş. Değil mi? Gel burada kökler toplamına bak. Arkadaşlar birinci denklemdeki diğer kökü soruyor. Eksi b bölü a'dan eksi 4'tür. E köklerden biri 1 ise eksi 2 ne olacak o halde? Eksi 4 eksi 1 daha eksi 5 olacak. İşte bu kadar arkadaşlar. Denkleminin kökleri farkı 9 olduğuna göre M'nin alabileceği değerler toplamı nedir? Arkadaşlar kökler farkını nasıl hesaplıyorduk? Kök delta bölü mutlaka. Bak burada mutlak değer kullanmasının sebebi hangi kökün büyük olduğunu bilmiyoruz. Yani büyükten küçüğü çıkarmak yeterli aslında. Sadece negatif olmadığını ifade etmeye çalışıyor. Çünkü bir mutlak değerin sonucu her zaman pozitif ve sıfıra eşittir. Buranın sonucu negatif olamaz arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi gelelim buraya. Delta eşittir b kare eksi 4ac. B'miz eksi m eksi 1'dir. Karesini alırsak m eksi 1'in karesi olur. Eksi 4, a'mız 1 ve c'miz de 8 artı m. Arkadaşlar şunu da söyleyelim. A dediğimiz ifade x karenin katsayısı ya 1'dir. E mutlaka 1'dir zaten. Yani direkt kök delta'ya bakmamız yeterli. Bunun sonucu da 9'muş zaten. O zaman delta 9'un karesinden 81 mi olacak? Her tarafın karesini aldığımızda 81 olacak. Şimdi bulduğumuz bu ifadeyi 81 eşitleyeceğiz. M 1'in karesi m kare eksi 2m artı 1 eksi 32 eksi 4m eşittir 81. Ya ben bunu burada tercih etmişim. Sen istersen bunu buraya al. Yaz sonra da karesini al. Hiç fark etmez. M kare eksi 6m buradan eksi 31 81'i bu tarafa alırsak bakın eksi 31 eksi 81 eklediğimizde eksi 120 oldu arkadaşlar. Fazla uzattık. Denklemin alacağı değerler toplamı eksi b bölü a'dan eksi 6 bölü 1 buradan 6 gelir sevgili arkadaşlar. Denkleminin kökleri a ve b'dir. Dikkatli olalım. a ve b o zaman kökler toplamı eksi b bölü a'dan 12 Kökler çarpımı C bölü A'dan 8 midir? Arkadaşlar A ile B'yi çarptığımda kökler çarpımına ulaşmıyor muyuz? 8. 8 artı 1 9. Buradan ne geldi? 9 bölü B. Şimdi şuraya gelelim. Arkadaşlar A artı 9 çarpı B bölü 9'dan şunlar gitti. A artı B olmadı mı? A artı B'de nedir? 12'dir. 12 bölü 12 1. 1 artı 1'den 2. İşte bu kadar arkadaşlar. Denklemin bir kökü 3. Denklemin bir kökü eksi 1'dir. Bu iki denklemin diğer kökleri ortak olduğuna göre p eksi m nedir? O zaman ortak köklerine k diyelim mi arkadaşlar? Burada birinci denklemde kökler toplamı 3 artı k'dır. Eksi b bölü a'dan eksi p'yi verecektir. Diğer ifadede kökler toplamı eksi 1 artı k eşittir. Eksi b bölü a'dan eksi m'dir. Sana p eksi m diyor dikkat et. O zaman ne olacak arkadaşlar? Üstteki ifadeyi eksiyle genişletelim ki artı p eksi m'den p eksi m'ye ulaşabilirim. Eksi 3 eksi 1 daha eksi 4 eksi k ile artı k birbirini götürür. Buradan da p eksi m'ye ulaşırız sevgili arkadaşlar. Evet son testimizdeyiz. Gördüğünüz gibi zor değil. Ama yeni öğreniyorsunuz. Tabii ki biraz çabalamanız lazım. Denkleminin kökleri x1 x2 olduğuna göre m'nin hangi değeri için sonuç 7'dir demiş. Arkadaşlar kökler çarpımı C bölü A'dan M'dir. Kökler toplamı eksi B bölü A'dan 4'tür. M ne gelecek? 3. Bitti. Denkleminin kökleri x1 x2'dir. x1 eşittir x2'nin karesi olduğuna göre t nedir? Çarpımından gidelim o zaman. x1 çarpı x2 c bölü a'dan 8'dir. Arkadaşlar x1'in ne, ne vermiş? x2'nin karesidir demiş. Bu da x2'nin küpüdür. 2'nin küpünden x2 2 gelecektir. E köklerden birini bulduk. Diğeri de nedir? Kökler toplamından gidelim hadi bunu. x2 2 ise 2'nin karesinden x1 4'tür. Buradan kökler toplamı 4 artı 2'den 6 olur. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 1 eksi t olur. T'miz buradan eksi 5 gelir arkadaşlar. Denkleminin kökleri x1 x2'dir ve bir ifade vermiş. Olduğuna göre m nedir? Hemen İşlem dışlar çarpım yapalım. 6x1 eşittir. x1 çarpı x2 x 6 x2. Bunu da bu taraf alırsak 6 çarpı x1 artı x2 x1 çarpı x2'dir. Kökler toplamı eksi b bölü a'dır. Eksi b bölü a'dan m artı 4 gelir. Kökler çarpımı c bölü a'dır. O da nedir? 5m eksi 2'dir. Dağıtalım arkadaşlar. 6m artı 24 5m eksi 2 m eşittir. Eksi 26 olur gençler. Denklemin kökleri x1 x2'dir. A artı b nedir demiş. Denklemin kökleri x1 x2. A b reeldir demiş. Yani denklemin kökleri varsa demek ki reel. Genelde hani biz konu anlatımda şuna dikkat ettik mi hatta söyledim mi bilmiyorum da. Böyle bir ifade varsa bize diyordu ki A ile B hatta C için reeldir demek istiyordu. Reel ise bu denklem ikinci dereceden bir denklemdir. Ve bu şekilde iki tane kökü varsa tabii ki A, B, C'nin reel olması lazım. Birincisi tamamdır. Bakalım kökler toplamı bize hangisi doğrudur dememiş. Neyse burada da hatırlatmış olduk arkadaşlar. Kökler toplamı 3 ise eksi B bölü A bize 3'ü verecektir. Kökler çarpımı C bölü A'dan 6 bölü A eşittir. Eksi 3 vermiş. A'mız eksi 2'dir. B'miz buradan 2 çarpı 3'ten 6'dır. Eksi 2 artı 6'dan 4 gelir sevgili arkadaşlar. Nerede hata yaptık? Şöyle bir kontrol edelim. Denklemin köklü x1 x2'dir. x1 artı x2 eksi b bölü a bize 3'ü verecek. Şurayı bir silelim. Bir yerde hata yapmadık ama eksi b bölü a 3'ü verecek. c bölü a'dan 6 bölü a eksi 3 ise a'mız eksi 2'yi verecek. a eksi 2 ise 2 kere 3 6'dır. Eksi 2 artı 6'dan 4 geliyor. Herhalde bir hata var arkadaşlar. Bir işlem hatası yapmadım. Evet varsa da kusura bakmayın ama işlem hatası göremedim. Cevap 4 geliyor. Şimdi buraya bakalım. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Kökler arasında ifadeler verilmiş b nedir? Arkadaşlar bu zaten x b bölü c değil midir? Buraya baktığımda Eksi b bölü a formülüyle hesaplanıyordu. B dediğimiz ifade x'in katsayısı. Önünde de eksi var. O zaman a artı b bölü a dediğimiz de x karenin katsayısı 1 eşittir 9. Yani biz a artı b'yi 9 bulduk arkadaşlar. Burada da eksi b bölü c 9 bölü olmuş. Eksi b dediğimiz ifade a artı b olacaktır. C dediğimiz ifade de sabittir. 2a artı b. Bu da 9 bölü olmuş. İşler dışlar çarpımı yapalım. 18a 9b 9b'yi buraya alırsak b olur. Onu da buraya alırsak 8a olur. İşte b de 8aymış arkadaşlar. Bunun yerine 8a yazarsak 9a eşittir. 9'dan a'mız 1. a 1 ise 8 çarpı 1'den 8 olacaktır. Evet 6. sorumuza bakalım. Kenar uzunlukları 80-100 santim olan dikdörtgen biçimindeki kartonun köşelerinden bir kenarı x santim olan kareler kesilip çıkarılıyor. Geriye kalan karton alanı 7200 santimetre kare olduğuna göre x nedir? Arkadaşlar bütün karton alanı nedir? 100 çarpı 80'dir. Yani 8000'dir. Bu bütün alandan çıkarılan kısımlar bir tanesinin alanı x karedir. Dördü de aynı olduğuna göre 4x kare olacaktır. İşte bunun cevabı diyor 7200'dür diyor bize. Buradan gideceğiz. 8000'den 7200'ü çıkardığımızda 800 olur. 4x kareyi de bu tarafa bunu da bu tarafa aldım. E x kare buradan 200 geldi. Kara kökünü alırsak x'imiz 10 kök 2 olacak arkadaşlar. Denklemin kökleri y1 ve y2'dir. Y cinsinden yazılmış. Y1'in karesi artı Y2'nin karesi 5 ise K nedir? Arkadaşlar şu ifade neye eşittir? Y1 artı Y2'nin karesi eksi 2 Y1 çarpı y 2 eşittir. Bu da 5'tir. Yani bu ifadenin açılımı bu şekilde. Toplama eksi B bölü A'dan eksi eksi 3 bölü 1'den 3 olur arkadaşlar. Hatta şöyle yazalım. Eksi eksi 3 bölü 1'in karesi. Bu da C bölü A'dan K bölü 1 eşittir. 5'i verir. Yani 3'ün karesi 9'dur. 9-2K 5 ise 4 eşittir 2K'dır. K'mızı 2 buluruz arkadaşlar. Evet denkleminin kökleri A1 ve A2'dir. İfadeyi vermiş M nedir? Şimdi şu ifadeye dikkat edin. A2'ler ortak. A2 parantezini alırsak A2 artı A1 eşittir 5. E kökleri A1 A2 değil miydi? Burada da köklerin toplamıdır. Köklerin toplamı eksi b bölü a formülünden eksi 5 gelir arkadaşlar. Eksi 5 a 2 5 ise a 2'miz buradan eksi 1 gelir. Bu denklemin yerine daha doğrusu bu kökü yerine yazabiliriz. Eksi 1'in karesinden direkt yazmayalım da şöyle apaçık yazalım. M eksi, M eksi 2 eşittir 0. 1 eksi 5 artı M eksi 2 eşittir 0. Eksi 4, eksi 6. M'imiz 6 olur sevgili arkadaşlar. Yani işlem evet bitirmişiz. Çok çabuk bitti test. Yani dediğim gibi 30 soru yoktu. Hepsi de konuyu öğrendikten sonra kolaydır arkadaşlar. Bir de işlem kabiliyetini, kabiliyetiniz iyi ise kesinlikle çok daha kısa sürede yapılacak sorulardı. Zor sorular yok mu? Tabii ki var. Ama şu anda konu öğreniyoruz daha. Ve kitabın sonlarına doğru gerçekten güzel sorular mevcut arkadaşlar. Takipte kal. Hepsini çözeceğiz inşallah. Bir sonraki ders görüşürüz. Hoşçakalın.